Ladder programlamada düğüm noktalarındaki lojik değerin temp hafıza alanında tutulma mantığını bu örnek üzerinden sizlere açıklamaya çalışacağım. Input 02 normalle açık, input 01 normalle kapalı bir girişim. Merker 0.0 çalıştırıyor. Merker 0.0'ın aşağıda bir kontağı var. Burada input 00 üzerinden Q00'ı çalıştırıyor. Input 00 denemeler sırasında mühürlemeyi açmak için, çözmek için burada seri kullandım. Yine input 01'in burada bir kontağı var. Input 02'nin kapalı üzerinden yine bu da Q00 çalıştırıyor ve input 01'i ne yapmışız burada? Mühürlemişiz. Önce input 01 üzerinden yapayım çalışmalarımı. 01'e bastım. Input 0.1 burayı kapadı. Input 02'nin kapalı üzerinden Q00'ı çalıştırdı. Q00 ne yaptı? Aşağıda kendini mühürledi. Input 01'den elimi çeksem de, yani girişi 0'da yapsam, aşağıdaki mühürleme üzerinden Q00 çalışmasını sürdürecek. Burada bir sıkıntı yok. Mühürlemeyi bozayım input 00'la. Şimdi input 02'ye uyarı vereyim. Yani input 02'yi 1 yapayım. Input 02'yi 1 yaptığımda buradaki kontağını kapadı. Input 01'in kapalı üzerinden M0.0 çalıştı. M00 buradaki kontağını kapadı. Input 00'ın kapalı üzerinden Q0.0'ı çalıştırdı. Input 01 burada açık. Aşağıda da Q0.0 şu anda 1 olduğu için buradaki kontağı 1, ama burada input 02 şu an açık. Açık olduğu için buradaki lojik 1 burayla ne yapmıyor? Birleşmiyor, çünkü buradaki input 02 açık. Şimdi input 02'yi ben açtığımda, yani lojik 0 değerine çektiğimde ne olmasını bekliyorum? Input 02 normalde açıktı. Şu anda uyarılı olduğu için bura kapalı. M00 çalıştırıyor, ama ben input 02'nin girişini kestiğimde bu kontak açılacak. Merkez 0.0 olacak. 0 olduğu için normalde açıktı bu kontak. Şu anda kapalı, ama normalde açık. 0 olduğu için bu kontağını açacak ve ne olacak? Q00'ın enerjisini kesecek. Q00 olacak. Burada kontağını da açacak. Yani input 02'yi ben 0'a getirdiğimde Merker 00 üzerinden Q00'ın devre dışı kalmasını, 0 olmasını bekliyorum. Bakalım böyle olacak mı? Böyle olmadı. Peki neden böyle olmadı? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu hataya ben ilk düştüğümde bir elektrikçi mantığıyla düşünüyordum, ama bu bir yazılım. Yazılım olduğu için yazılımı kendi içerisindeki sistematik üzerinden düşünmek lazım. Şöyle düşünüyoruz. Ne diyoruz? Birinci network, ikinci network, üçüncü network sıralı olarak program işler. Soldan sağa doğru işler. Soldan sağa doğru program işliyor, ama bu satıra geldiğinde, network 2'nin şu satırına geldiğinde M00'dan sonra direkt Q00'a doğru gitmez program. Burada aşağı dallanma var. Aşağı paralel kollar var ve şurada çalışma mantığı şu şekilde. Geldi. Lojik değer şurada 1 mi? Yeşil olarak gördüğünüz yerler lojik 1 network başı. Bu 1, ama M00'ın lojik değerine 0. 0 olduğu için lojik 1'i buraya aktaramadı. Dolayısıyla M00'ın çıkışında şu hatta lojik olarak 0 var. Önce düğüm noktasına geldi. Şuraya 0 yazdı. Aşağıya indi. Yani buradaki paralel yapıda aşağı indi. Geldi. Burası lojik 1. Input 02 lojik 0. Input 01 lojik 0. 0 olduğu için bunun çıkışına lojik olarak bir değer aktaramadı ve input 01'inde burada kontağın çıkışında, yani sağ tarafta şurada lojik 0 değeri var. Şuradaki düğme de geldi, önce lojik 0'ı ne yaptı? Yazdı. Geç tempe. Aşağı indi. Q00'a baktı. Q00 en son neydi? 1'di. Q00 en son lojik 1 olduğu için burası lojik 1 ve bu girişindeki lojik 1'e çıkışını aktardı. Yani Q0.0'ın sağ tarafında, kontağın sağ tarafına lojik 1 değerini aktardıktan sonra düğüm noktasına geldi. Şimdi burada bir 0 vardı, ama düğüm noktasına şimdi bir de ne geldi? Lojik 1 geldi. Ve bunlar veya mantığı, paralel mantık olduğu için burada geçerli olan lojik değer lojik 1. Yani şu noktada lojik 1'i en son değer olarak yazdı ve şuna geldi. Dedi ki input 02. Input 02'nin dedi lojik değeri 0. 0 olduğu için kontak kapalı ve buradaki çıkışa geldi. Girişindeki, yani sol tarafındaki lojik 1'i geldi buraya lojik 1 olarak yazdı. Ve düğüm noktasında M00'dan gelen lojik 0 vardı. Ama yine aşağı taraftan gelen şu anda lojik 1 değerim var. Ve bakıyoruz, bunlar da veya mantığı, yani paralel kol mantığı. Paralel kol mantığında neydi? Veya da işte girişlerden bir tanesinin 1 olması çıkışı 1 yapıyordu. Evet, lojik 0, lojik 1, ama buraya da ne yazdı? Lojik 1 değerini yazdı. Ve artık burada input 00'ın sol tarafında ne var? Lojik 1 değeri. Bu input 00'a baktı. Dedi ki lojik değeri 0. 0 olduğu için kontak kapalı. Bunun girişinde Logic 1 vardı. Çıkışını aktardı Logic 1'i ve bu da geldi Q'ya Logic 1 olarak giriş sağladı. Buradaki kol üzerinden ve Q'nun şu andaki değeri Logic 1. Eğer programı STL dilinde yazmış olsaydık yazacağımız program bu şekilde olacaktı. Zaten burada da dikkat edecek olursanız Q çıkışı en sonda. Burada ne var? M0.0 ve M0.0 direkt zaten bu programlamada Q00'a bir atama yapmıyor. Arada başka program yığınları var. Bu yığınlar bu hafıza alanlarıyla birlikte en son çıkış Q0.0'ya Logic 0 ya da Logic 1 olarak atanıyor. Bir an afallamıştım. Böyle bir sorun yaşamıştım. Bir an afallamıştım neden böyle oldu diye. Sağ olsun Yavuz hocamla Gürol hocamla da bunun üstünde bir ufak görüş alışverişi yaptık. Haklılardı. Bu çok uzun zaman önce üzerinde çalıştığım daha çok STL programlama mantığından gelen ve çok daha uzun zaman önce bu konuları okumuştum, üzerinde çalışmıştım ama unuttuğum bir konuydu. Bu örnek vasıtasıyla tekrar hatırladım ve bu konudan sizlere de bahsetmek istedim. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.